Anne. Haberi duydun mu? Süreyya yaşam belirtisi vermiş. Duydum, duydum. Faruk sevincinden uçuyordu. Şükürler olsun. Ya anne bir şey diyeceğim. Biz acaba bu ara hani diğer evde mi kalsak İpek'le? Ya ne bileyim sanki şimdi böyle bizim bebek sevincimiz onların yarasına tuz basmak gibi olacak. Yani ben heyecanımı gizleyemeyeceğim. Ya şimdi İpek'le Süreyya karşılaşacaklar falan. Hı? İşte o zaman burası iyice yasa yolu olur oğlum. Yasamız hiç bitmez. Süreyya da yeniden başlayamaz. Sizin sevinciniz bu evin yasını dağıtacak yegane şey. Onun yarasına tuz basar. Ama tuz sadece acıtmaz ki. İyileştirir de. Bir şey diyeceğim. Mezara karşıya gideriz babalar gününde. Ve artık kayınbabamları ziyaret etmem gerekiyor. Yani ona göre plan yapacağım. Bu sene ben gitmeyeceğim oğlum. Siz kendinize göre yapın planınızı. Sabahtan Şahaplara gidersiniz, oradan geçersiniz. Zaten kahvaltı da edilmiyor. Sebep? Anne sen böyle bir şey atlamazsın ki. Adı üstünde işte oğlum, babalar günü. Ben senelerce evlatlarını götürdüm. Evlatları baba olacak yaşta artık. Hala ben mi toplayıp götüreceğim sizi? Benim gidecek bahanem çok. Siz hepiniz kendinize uygun zamanlarda gidin, daha iyi. İyi. Peki madem. O zaman ben kaçtım. Dinlemeyecek misin? Sen güçlüsün. Geçer. Zaten gidecekti. Ya ne diyeceğimi çok düşündüm ama öyle... sihirli kelime falan bulamadım. Ahkam kesemeyince ben de bir dinleyeyim dedim. Yani sesini duysan bana yetecek. Bir haftadır özledik. Benle uğraşmaktan Faruk kendi acısını yaşayamadı ya. Yaşadı. Seninle birlikte yaşadı. Siz bunun içinden beraber geçiyorsunuz Süreyya. Şu an sana destek olmak onu güçlü kılan tek şey. Sen kendi acını yaşa. Yerine akmadan yara kapanmaz. Hani anneler günde bir hediye yaptınız ya siz bana Faruk'la. Aynı yardımı ben de senden isteyecektim. Babalar günü için yani. Şimdi onunla uğraşıyor olacaktık. Yine yaparız. Senin bir gün bir çocuğun olacak Süreyya. Biliyorsun. Telefonunu açmışsın. İstiyorsan ben açayım. Efendim? Alo Süreyya abla. Neden açmıyorsun telefonlarını? Emir'ciğim. Canım. Ya numarayı tanımadım ondan. Biraz teyzenin çünkü. Kamerası olmadığı için arayamadım. O olsaydı kamerada arayacaktım.
Çok özledim seni. Annem beni sana hiç getirmiyor. Ben de seni çok özledim. Biraz rahatsızım ondan. Getirir yoksa. Aa, geçmiş olsun. İyi misin şimdi? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Sen? Ya iyi değilim. Uzun zamandır görmüyorum seni. Tatlım, bana bir iki gün daha var. İyileşeceğim. Söz geleceğim yanına. Tamam. Aradığımı anneme söyleme, tamam mı? Sonra kızıyor bana. Tamam, söyleme. Bu deftere bir sürü güzel şey yazacaktım. Bir sürü güzel anıyı biriktirecektik birlikte. Ama seni koruyamadım. Gidişinde payın varsa beni affet ne olur. İleride kaç kardeşin olursa olsun sen benim ilk göz ağrım olarak kalbimde hep yaşayacaksın. Hoş geldin diyemeden hoşça kal meleğim. Seni görmemiş olabilirim. Ama bil ki seni çok sevdim. Seni anneannenle dedene emanet ediyorum. Oradan beni izleyeceğinizi biliyorum. Onlara iyi bak, olur mu? Anneciğim siz de gelin ne olur. Babamlar da çok sevinir, hem oradan geçeriz mezarlığa. Yok yok, kaç defa söyleyeceğim, siz gidin, siz keyfinize bakın. Selam söyleyin onlara da çok çok. Hediyeyi yukarıda unuttum, ben hemen alıp geleyim. Abim nerede? Bilmem. Babalar gününde evde olmak istemedi herhalde. Oo, Taze baba. Babalar günü kutlu olsun. Sağ ol. Koç, bugünü bayram etmek vardı ama abi. Aman oğlum, tamam ya. Böyle yaparsan nasıl atlatacağız biz bu üzüntüyü? Abi, gidiyoruz değil mi? Ya şimdi bizim artık kayınpederlere de uğramamız gerekiyor ya. Annem kafanıza göre takılın deyince önce onlara söz verdik. Sonra gideceğiz mezarla. Peki. Anneciğim hadi hazırsan, biz hazırız, çıkalım. Tek tek hepinizle gidemeyeceğime göre bu sene hiçbirinizle gitmemeye karar verdim. Bu sene ben gitmiyorum. Aa, Allah Allah, her zaman gittiğim yer, ne var bunda? Bu sene babanızı size emanet ediyorum. Tamam anne, o zaman biz çıkıyoruz. Hadi görüşürüz. Ya yardım edeyim. Görüşürüz anne. Şey yapmadım. Ses etmeyeyim dedim yani. İpek yanlış anlamazsan bunlar yeğenimin olsun mu? Yok. Yani ben yanlış anlamam ama... Ben yeğenimi bunların içinde koklamaktan mutluluk duyarım. Onun gelişi bana teselli. Hepimize ilaç. Sakın benim yüzümden mutluluklarını buruk yaşama, tamam mı? Mesela ilk tekmesini paylaş benimle.
Ben sana gölge olursam üzülürüm. Odayı istediğin gibi istediğin zaman yapabilirsin. Tamam. Tamam. Görüşürüz.